Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ala Resulina Muhammedin. Selavat. Mesnevi Nuriye sayfa 35. Bakınız en harika bir sahabetle en harika hüsnü sanat. Şimdi insanoğlu tarih boyu hep kendisini merak etmiş. Kendisi hakkında o kadar kitap telif etmiş ki, o kadar şeyler yazılmış. Bir sürü akınlar çıkmış, öğretiler çıkmış, kendi uydurdukları dinler çıkmış. Mesela Japonya'da 350 tane din var. Şaşıracaksınız ama Isuzu, Nissan, Mitsubishi, bunlar Japonya'da din yani bunlar, dinin ismi. Ama o öğreti, o hareket sanayi de el atmış, kendi dinini marka yapmış Isuzu diye. Yani fareye tapar mı dersin, yılana tapar mı dersin, bir sürü öğretiler var, heykeler. Ya şimdi koca Hindistan'ın ekseriyetiyle sığıra tapıyor. İnsan kendisini merak etmiş yani, hep merak etmiş. Çok da görmüyorum yani. Hak eline belki bizim kadar geçmemiş ellerini. İnsan kendisini hep merak etmiş. Sonra neyi merak etmiş? İnsanın en büyük meselesi kabir. Acaba böyle bir alem var mı? Mesela dün birisini gördük. Peki de sen emsaldın. Aynen. Değil mi? Ondan sonra gördük yani. Babası sağ, kendisi gidiyor. Demek ki sırası da olmayan bir yöntem. Acayip bir şey çalışıyor. Hani doğmak sırayla geliyor. Benden önce benim çocuğum gelmiyor. Ama giderken sıra yok. Anladın mı? Bak, benim torunum, benim ufak kardeşim benden önce gelmiyor. Ama ben ondan önce gidiyorum. Yani ölümün sırası yok. Tuhaf bir sistem çalışıyor. Belki de dün ölen senin belki emsalindir. Bizden büyük yaş büyüyor. Büyük mü? He. Yani insan, ben o mezar cenazede de düşünüyorum. Böyle bir şey var, ciddi bir iddia var. Yani ahiret var diye, öyle bir alem var diye iddia ediliyor. Bu kadar peygamber gelmiş. 124 bin peygamber gelmiş. Bu meselede 124 milyon evliya gelmiş. Hak ve hesaba gelmeyen evliya, asfiya gelmiş. Bu kadar ciddi bir meselede. Şimdi insanın, bu insanları biraz kulak açması lazım. Nasıl insan bu? Hayatlarında hiç yalan olmamış. Yani bunu söyleyen peygamberler de, yani bizim gibi değil. Biz nasıl bir insanız? İyilik tarafımız da var, kötü tarafımız da var. Hangisi galipse oluruz. İyiliğimiz fazlaysa %51, kötülüğümüze göre biz iyi insanız. Allah karşılığında öyle muamele edecek. Yoksa bir günah var aç çöpe, bir iyiliğim var koy cennete değil. Muvazene edilecek, hangisi galipse ona muamele edecek. Ama peygamberler böyle değil. Hiç hatası olmayacak, yalanı olmayacak, günah olmayacak. Şimdi düşün, böyle bir insana itimat edilmez de kime edilecek yani? Hayatlarında yalan yok. Her söyledikleri isabet ediyor. 10 sene önce söylediklerini şimdi değiştiriyorum demiyor. Yani insan terakki ediyor da anlayışı yükseliyor. Bilgisi artıyor. Geçen sene PT'yi yaptığın muameleyi bu sene değiştiriyoruz. Değil PT. Tıpta değişiklik var. Sıcak havlu koyacaksın diyor. Şimdi soğuk havlu koyacaksın diyor. Ama bunlar da öyle değil yani. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 23 sene önce söylediğini 23 sene sonra da aynı şeyi söylüyor. Yani değiştirmiyor. O zaman öyleydi demiyor. Peki bir insan en son söyleyeceğini en başta, en son yapacağını ilk başta nasıl yapar söyler? Hayattan da hiç yalan yok. Bu insanlar kadar güvenilir kimse yok. Bunlar var. Bir de insanın en büyük meselesi kabir ya. Bunlar diyor ki, Allah var diyor, ben peygamberim, ahiret var diyor. Hayatlarında yalan olmaması, delil olmakla beraber yetmiyor delil. Yani o kadar ciddi bir mesele ki, mucize de olması lazım o zatta.
harikalıkları olması lazım. Bir de takipçileri var. İmam-ı Şafii, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman Hazretleri gibi, Ahmet bin Hanbel gibi böyle şahıslar da gelmiş. Peki ne demek istiyorum onlar? Yani bunlar da hak hakikati gösteriyor. Bunlar da doğru insanlar. Bize yakın tarihte yaşamış. Bunlarda da hile yok, yalan yok. Peki bunların ustadı böyle yetiştirmişse, bunlar da bu kadar insanların yıldızları mükemmel ise, o zaman bu yol doğru. Onlardan bir tanesi de Risale-i Nur, işte böyle bir eser. Onu anlatıyor şimdi, ahireti anlatıyor. O kadar mevzular var, o kadar çeşitli pasajları var, o kadar çeşitli yerlerde farklı izahları, farklı misalleri, örnekleri veriyor. Ben burada farklı bir yerden okuyacağım. Sübkada değil demek istiyorum. Diyor ki, kainata bakıyor, insanın en büyük meselesi, en büyük meselesi ne demek? Her şeyini yok eden mesele, kabir meselesi. Her şeyi yok ediyor. Yatın, kattın, attın, işin, eşin olsa ne olur? Kabire girdikten sonra her şey bitiyor. İnsanın en büyük meselesi kabir. Ahiret var. Şimdi Risale-i Nur'da gözümüzün gördüğü alemden insanın böyle bir ciddi ihtiyacını gideriyor. Yani böyle bir kulaktan, ana babadan dolma bir imanla yaşattırmıyor. Yani ahiret varsa ciddi bir mesele bu. İnsanın en büyük meselesi. O zaman ciddi izah olması lazım. Ciddi ispat edilmesi lazım. Onlardan bir tanesi şu. Ne yapıyor? Risale-i Nur meselesi şu. Kainattan, şu doğadan, şu mevcudattan, develerden, güneşlerden, dağlardan, tepelerden, meyvelerden, bitkilerden, hayvanlardan ahireti Allah'a ispat ediyor. Onlardan bir tanesi şimdi diyor ki, baktığımız zaman diyor şu mevcudata, en harika bir sahabetle, en harika bir hüsnü sana. Yani bol olan, çok olan sanatsız olması lazım. Çabuk yapıyorsun. Yani çok parası da düşük oluyor. Piyasada çok olunca bu kalemde fiyatı da düşük oluyor. Kimse de emniyet vermiyor. Sanatı da düşük oluyor. Sanat da pek benim. Çünkü çok ya. Çok. Mesela şöyle düşün. Bitkilere göre hayvan daha az. Hayvan daha az olunca hayvan bitkilerden daha kaliteli. Hayvanlardan daha az insanoğlu var. Hayvanlardan daha kaliteli. İnsanoğlu içinde peygamberler çok az, daha kaliteli. İnsanların içinde doğru söyleyen, yalan söylemeyen, istikametli olan çok azdır ama bunlar da insanların piri gibi, yıldızları gibi. Şimdi diyor ki, kanun bu. Ama kainatta bir cömertlik var, çokluk var ama sanat var. Yani bu ters. Çok olan da sanat olmaması lazım o kadar. Paldır küldür olması lazım. Mesela ne kadar ot var bu köyde? Adili belli değil. Ama hepsi kendi başına müstakil bir sanat. Hiçbirisi birbirine tam benzemiyor. Mesela bir kızıl ağacın yaprağına bak. Hiçbir yaprağı bir tanesine benzemiyor. Ama biz yaprak diyoruz. O kadar çok sanatsız olması gerekirken sanatlı olması. Bu kadar masraf. Bir Mavci demişti ki bana, Mavci, unutmuyorum, 2-3 gün, her gün birkaç saat, 3 saat, 5 saat geliyor, konuşuyoruz, gidiyor. Ciddi olduğu için zaman veriyorum. Sonra imana geliyor, diyor ki, tamam diyor, Allah var. Ama Allah diyor, bu kadar otları, yaprakları nasıl uğraştı diyor, tek tek. Bu yıldızları tek tek nasıl yaptı diyor. Allah'ı kendi aklının ölçüsüyle tartmaya çalışıyor. Ben de onun anlayacağı örnek verdim. Ya bu kadar yaprağı, otu, tek güneş nasıl büyütüyorsa Allah da tek böyle yapıyor. Yani her yaprağa bir güneşi gerek yok. Her ota bir güneş mi lazım? Bütün ota bir güneş yetiyor. Değil mi? Allah da böyle ya. Bütün otlara bir güneş yettiği gibi bütün varlığa da bir Allah yetiyor. Veya 200 trilyona yakın hücre var. Her birisine bir ruh değil, bir tane ruh yetiyor. İnsanın. Şimdi kainatta bu kadar çok var, bol var ama sanat mükemmel. Bir yaprağı yapmak şöyle dursun şu andaki teknolojiyle. Kopan bir yaprağı yerine yapıştıramıyor. Ha, Japon'a yapıştırırsın, onu kastetmiyorum. Kopunca hayatiyeti gidiyor. O hücreyi yapamaz. Bu bir.
Muhit bir kudretin hassasıdır. Yani çok ama hepsi kendi başına mükemmel bir sanat. Bu neyi gösteriyor? Her tarafı kaplayan, kuşatan kudreti gösteriyor. Çünkü aynı sanat her yerde var. Nasıl muhit? Tohta Mahallede Kızıl Ağaç yapılırken Şendere'de de aynı anda yapılıyor. Haçapit'te yapılırken Avramit'te de yapılıyor. Yani o zaman sıraya koymamış. Allah bir şey yaparken sıraya koymamış. Şu köyü bitireyim, ondan sonra o köye geçeyim. Otları bitirdim, ağaçları yapacağım. Dememiş. Ağaçları yaparken kelebekleri de yapıyor. Kelebekleri yaparken sığırları da yapıyor. Bir gün yaşayan, bir saat yaşayan, bir dakika yaşayan hayvanlar var. Sıraya koymamış. Bu nasıl bir güç yani? Düşünebiliyor musun? Nasıl bir güç? Şimdi geçen akşam söylemiştim öyle. Balkona gece çıktığım zaman böyle karşıki tarafa veneklere bakıyor vene işte. Böyle. Nazarım gidiyor oraya çarpıyor geri geliyor bana biraz dehşetli gelmiyor. Fikrim gidiyor şamanın. Gidiyor Melata. Hani lava tutarsın veya mağarada yankı yapan mağarada öy dersin öy diye sana geri yansıyor. Daha bakıyorum bana fazla o kadar dehşet vermiyor çünkü hem ülfet etmişiz baka baka. Fikrim gidiyor geri geliyor. Fakat semaya baktığım zaman fikir geri gelmiyor. Bir gidiyor acaba. Şimdi orada ne vardı diye geri geliyor. Orada yol var, lamba var, burası gibi ağaçlar var vesaire insanlar yatıyor. Ama şöyle baktığım zaman semaya fikrim geri gelmiyor. Şu var şu var diye beni kesin cevapla gelmediği için emin etmiyorum. Bir dehşet veriyor ya. Ya acayip oluyorsun insan. Gece kalktığım zaman semaya bakın. Böyle her kalktığım zaman camı açıyorsun semaya bir bakın ya. Ya devamlı. Semaya bir bakın ya. Belki gök kapısı açılır da oraları da seyredersiniz. Bana da haber verirsiniz. Yani emin olamıyorsun. O zaman insan acayip heybet veriyor yani. Dehşet vermiyor ama ulvet kazandırıyor. Bu neyi gösteriyor? Cenab-ı Hakk'ın kudretini gösteriyor. Aynı şey sanat bir anda her yerde sıraya koymamış. Her tarafı istila eden müstevli bir kudreti gösteriyor. Güneş gibi. Yani her bir ota güneş gerekmiyor. Bütün ota tek güneş. Bir güneş her tarafı bir anda. Peki ne yapıyor? Kızıl ağacı yapıyor. Otları yapıyor. Gezegenleri tutuyor. Koyunun tüylerini de büyütüyor. Bana da enerji oluyor. Yani nihayetsiz farklı şeyleri yapıyor ama aynı anda sıraya koymuyor. Güneş bir anda farklı iş yapıyor, nihayetsiz iş, bir tek iş gibi yapıyor. Sıraya koymuyor. Biz ise bunu yapayım, sonra bunu yapayım, sonra bunu yapayım. İnsan böyle. Allah'ın sanatında böyle değil. Bu da neyi gösteriyor? Muhit her tarafı kaplayan bir güç, kudret sahibi olduğunu sanatıyla anlıyoruz. Allah diyor, deniliyor ki kitapta sonsuz her tarafı kuşatan bir kudreti var. Tam da aklım almıyor. Biraz önce onun için misal verdim. Veli'ye gidiyor, aklım geri geliyor. Tam korkmuyorum, aynı öyle bir şeyler var. Haber veriyor, aklım çözüyor. Ama semaya baktığım zaman geri gelmiyor. Allah'ın kudreti de böyle. Nasıl bir şey sonsuz? Niye sonsuz? Çünkü kudretinde acizlik yok. Allah'ın ilmi niye sonsuz? Çünkü içinde cehalet yok. Peki nasıl anlayacağım Allah'ın kudretinin sonsuz olduğunu? Farklı farklı işleri, nihayetsiz işleri aynı anda yapıyor ve sıraya koymuyor. Yapıyor. Ve bazen hani sıkıldığınız zaman deneyin. İşte canın sıkıldı da yaşayamıyorsun artık. Of, pof. Şimdi senin gibi dünyada 8,5 milyar insan var. Bunun üçte biri sıkıntılı olsa o anda. 8,5 milyar insanın aynı anda sıkıntısını tek tek biliyor. Ben kendi tefekkür ettiğimi söylüyorum diye düşündüğümü. Bütün insanların derdini biliyor. Hani 3 kişi, 5 kişi bana derdini anlatsa bana ne? Kafayı yerim yani. Sıkıntı basar da aynı anda. O dedi bu diyor yeter ya. Hep olumsuzluklar bana mı söylüyorsun? Kaldıramaz. Allah bütün insanların derdini biliyor ama motoru yanmıyor. Böyle güç sahibi. Diyor mu? Ya Rabbi nasıl bir sistemin, nasıl bir Allah'sın ki herkesi biliyorsun her duygusuyla, herkesi biliyorsun her fikriyle, meyliyle, niyetiyle, herkese farklı muamele ediyorsun ya.
Acıyorsun birisine, ya böyle niye oldu falan. Ya bu adam böyle olmasın. Sonra zaman geçiyor, bakıyorsun ki Allah Allah hak etmiş ya. Biz bilmiyoruz yani. Olayı bilmiyoruz. İki, intizamla beraber harika suhulet. Hiçbir şeyden aciz olmayan mühit bir ilmenin sahibine mahsustur. Yani intizamla beraber harika bir kolaylık. Yani nasıl? Bir içinde bir sanat var. Mesela karaciğer böbreğe göre, böbrek mideye göre, vücut. Her bir organ farklı çalışıyor ama hepsi sanki birbirini biliyormuş gibi çalışıyor. Yani mide bağırsağa göre çalışıyor. Bağırsak, ince bağırsak, ondan sonra karaciğer şudur budur. Ama böbrek, mide, beyin, göz, kulak hepsi farklı organ. Ama çalışmaları birbirinin işini tamamlar gibi çalışıyor. Yani birbirinin haberleri yok, haberleri yok. Biliyormuş gibi çalışıyor. Ve birbirinin işini tekmil ediyor, tamamlıyor. Mideden gelecek gıdaları bağırsak çalışıyor. Bağırsaklardan gelen karaciğer çalışıyor. Karaciğer de hücrelere gönderiyor. O işte gönderirken kan bu arada kan faaliyet yapıyor. Ama hepsi kendi işinde çalışıyor. Şuursuz ama şuurlu iş yapıyor. Birbirine haberi yok. Biliyormuş gibi, görüyormuş gibi davranmıyor. Bu neyi gösteriyor? Hiçbir şeyden aciz olmayan, her şeyi kaplayan bir ilmi gösteriyor. Bak, kör görüyormuş gibi hareket ediyor. Cahil her şeyi biliyormuş gibi hareket ediyor. Tanımıyor sanki tanıyormuş gibi yapıyor. Aciz, şuursuz, merhametlerinden bir şey yok hücrede. Birbirinin yardımına koşuyor. Yani biliyormuş gibi hareket ediyor birbirlerini. Nerede bilecek? Mesela mideye yemek geldi mi? Bakıyorsun bağırsaklardan başka şey faaliyetler başlıyor. Gelmeyince hiçbir şey dışarı atmıyor. Diyor ki şu işte akşama kadar yemek yemeyecek. Oruç. O zamana kadar yemeği dışarı atmıyor. Belki gelmez diye. Acayip bir şey ya. Acayip bir sistem çalışıyor. Bu da her şeyi kaplayan, her şeyle her şeyi bilen. Bak, her şeyle bir şeyi, bir şeyle her şeyi bilen bir ilim olduğunu gözüküyor. Fiilen. Öyle körü körüne bir Allah var demek değil. Nasıl bir Allah'tır? Biraz önce kudretini anlattım. Nasıl bir yapraklardan, şey doğadan. Allah sonsuz ilmi, nasıl bir ilmi var? Her şeyle bir şeyi, bir şeyle her şeyi biliyor ve görüyor. Birbirini tanımayan, birbirini tanıyormuş gibi hareket ediyor. Birbirini görmeyen, görüyormuş gibi yapıyor. Merhameti olmayanlar, birbirini sanki merhameti varmış gibi davranıyor. Mesela güneş dünyamıza yardım ediyor. Dünya bitkilere, bitkiler hayvanlara, hayvanlar insanın mededine, imdadına koşuyor. Ya kiraz ağacı sen nereden bilecek ki yazın senin ona muhtaç olduğunu, kanın incelenmesi gerektiğini, incelleşmesi gerektiğinden kiraz lazım. Ben yeni öğrendim şeyde Almanya'da, orada bir çalışan Türk mühendisi var ilaç fabrikasında. İlaç fabrikası değil de ilaç fabrikasına ana madde, üreten fabrika, ilaç fabrikalarına Türkiye'ye dedi gönderiyor. Orada çalışan bir Türk mühendisi var. Diyor ki, abi diyor, kendisi mühendis, işçi değil. Kendileri imal ediyor. İlaçların %90 temel maddesi neymiş biliyor musun? Kirazmış. Kirazı unutup bir şey yapıyorlar. Kiraz maddesiymiş. Acayip bir şey. Garibime gitti ya. Temel, ana temel. Maddelerden en mühimi kirazmış. Kirazdan yapıyor. Nasıl yapıyor? Demek ki her şeye ihata etmiş, her şeyle her şeyi, bir şeyle her şeyi bilen bir ilim var. Niye? Şimdi benim gözümü yaparken güneşi bilmese bu gözü ona göre ayarlayabilir. Senin mandalinayı yerken kokusunu bilen senin burnundaki duyguyu yapan odur. Senin burnunu başkası, mandalinanın kokusunu başkası yapsa buna nasıl uygun olacak? Buradan ağızdan yemek geçeceğinden dolayı
diyelim ki kaşıklarını geçiriyorsun onu. Eğer kokusu bitmişse, bozulmuşsa bunu haber veriyor. O zaman öyle bir yerden geçecek ki tek tek değil. Aynı bir iş yaparken hemen ötekisi aktif olsun. Yemeği kaşığından geçirirken sıcak yukarıya çıkıyor ya kokusu. Burun diyor ki bir dakika bir dakika sokma içeriye diyor ya. Ya acayip kokuyor ya bu kalsın falan. Hadi oradan geçti. Dile geliyor. Dile diyor ki ne yapıyorsun ya? Tamam. Dışarıya atıyor. Hadi orayı da kandırdı. Mideye iniyor. Mideye de kusuyor. Veya çeşitli hastalıklar sana haber veriyor. Hadi orayı da geçse bağırsağa geçiyor. Bağırsakta iflahını kesiyorlar. Ya insan oluyorsun ya bilmem ne oluyorsun. Yani acayip bir şey. Yani sistem. Eğer böyle olmasa burun koltuk altına olsa kaşıkla yemek yerken ilk önce bakarak kokusu nasıl? Buraya getireceksin. Sonra ağzına sokacaksın. Böyle. Yani çok saf, acayip mantıksız bir şey olur. Bu kafayla tabii söylüyoruz. Demek ki bir yemek meselesine bile bunları takip ediyor. Bir şeyle her şeyi, her şeyle her şeyi görüyor. Bu işte ihatalı, her şeyi kuşatan, her şeyin ilimlerini bilen, mühit bir ilmi bilen, sahibi olan bir zatı gösteriyor. Başka, tartılmış gibi gayet mizanlı olmakla beraber mucizane bir surat mutlaka her şeyin emrine ve kudretine tesir eden zata mahsustur. Mesela şu parmağı bu elime göre, elim koluma göre, kolum vücuduma göre kiloyla ayarlanmış. Tartılmış her şey. Ama şabanları nasıl tartacaksın ya? Elmayı tartacaksın. Kirazı tartacaksın. Evet, nasıl tartacaksın? Elmayı, ağaçtaki elmaların hepsini tartacaksın. Fırıncılar var ya hamuru kesiyor. O kadar ezberlemiş olur sen biliyorsun fırıncılık yap. Hamuru tutuyor, atıyor ama. Tamam. O kaç senelik adam fırın. Sonra merak ettim. Gördünüz mü siz o hamuru şöyle sıkarken adam? Şöyle sıkıyor, şöyle sıkıyor. Dedim ya aynı mı? Hakikaten tartıyorsun neredeyse çok az. Pazarda tartıcılar bir koyuyor neredeyse tutuyor. Ama şöyle yapmıyor. Fasulyeyi koyuyor o basınçla yukarıdan aşağı. Tartı en az 200 gram gidiyor. Onu bir dakika diyeceksin. Bir daha koy. Bir daha bırak öyle. Ha. Yukarıdan aşağı bırakıyor. Şimdi örnek verdim. Bir fırıncı ömrünü vermiş. Hamuru böyle tuttuğu zaman neredeyse ortalama tutturuyor. Pazarcı da böyle. Veya çaycısız. Ama boksada ne çıkar? Ömrünü onunla geçmiş. Tahmin ediyorsun. Tamam da bu kainatı bir de düşün tartısını. Şu parmaktaki hücreleri koyacaksın ama yani uygun olacak da buna uygun olacak. Şimdi bunun delini yapacaksın. Bu deli çok iyi tabii. Deli çok önemli. Rüzgar hava girmesi lazım. Ama ciğer buna göre olması lazım. Eşek veya öküz deliği gibi yapsana bu kadar. Ya bu kadar ciğer. Balon gibi patlar o da. Yani bu deliğin çapını ciğere göre yapacaksın. Tartacaksın yani bunları. Yani sanki tartılmış, koymuş gibi gayet mizanlı. Yani mizan da şu. Bütün o sistem hani böbrek, karaciğer, dalak bunlara nizam deniyor. İntizam yani iç alemde. Ama bu vücudu da yaparken kainata göre mizanlı. Yani mesela gözü renklere ve şekillere göre. Kulağı sese göre. İnsanın iştahı şu varlıktaki gıdalara göre. Daha sen doğmadan anne karnında sana iştah yapmış. Anne karnında göz kulak vermiş. Yürüme gerekiyorsa ayak vermiş. Yani bu ayakları, kolu, vücudu biraz bir müdahale ediyoruz. Biraz fazla yiyebiliyoruz. Kilomuz fazla oldu mu ayaklardan bu sefer tutmuyor yani. Sistemi biraz bozduk mu alt üst oluyor. Ayaklar da tutmuyor. Kilo vereceksin diyor. İki tane damacan taşıyorsun diyor. Adama bak doktora diyor ki göbek değil o diyor. Damacanlar 20, damacan su damacan var ya 20 kilo geliyor. 20 kilo fazla var diyor bir damacan taşıyorsun diyor. Şimdi inşaata 5 katı düşün. 5 katı daireye çıkacaksın. Damacan çıkarıyorsun her gün. Yani ne yapsın ucuda? Şu diyor bak diyor ki tartılmış gibi. Sanki her şeyle parmak, elle falan, kol, bacak, böbrek, dalak, bilek tartılmış gibi gayet mizanlı olmakla beraber mucizane bir surat mutlaka. Hani ama tartılmış ama sırayla tartılma da yok. Mutlak suratle yani. Ağacın şu dalındaki elma yapılırken solundaki elmalar da aynı şekilde tartılıyor.
Aşağıda yapılırken yukarıda yapılıyor. Denizin dibindeki balıklar da tartılarak yapılıyor. Ruhuna göre tartılmış gibi birbirine uygun yaratılıyor. Mesela eskiden güç kuvvet gerekiyordu, cihaz yoktu. Baktığımız zaman, sizin ilkokulda okuduğum zaman insanlar düşün çobanları. Şimdiki çocukları düşün. Ne kadar falmış, ne kadar şey olmuş. Teknoloji artmış, güç de yok şimdi. Yani acayip bir şey, her şeyi tartmış, layık olduğu gibi muamele ediyor. Neyi gösteriyor? Surat-ı mutlaka her şeyin emrine, bak her şeyi emrine, kudretine tesir eden zata mahsus. Ha demek her şey emrine itaat ediyor. Mesela askerlikte biliyoruz böyle. 2-3 ay eğitimden sonra, acemi eğitimden sonra 1000 kişi bir ala, 1000 kişi istirahat için dağılıyor. Zırırırır, bir düdük çalıyor. Hepsi toplanıyor. Ya onu topluyor yani şey düdük. Onu nasıl toplayacak? O sesle. Ben çalayım, kimse toplanmaz. O komutan çalıyor, toplanıyor. Niye öyle oluyor? Çünkü onun ne olduğunu burada nakşedilmiş. Yani önemli olan ilk önce sistemi kurmak, sonradan sistemi çalıştırmak çok kolay. Şöyle misal vereyim. Yeniden bir motoru yapmak, icat etmek, yani yapmak, ortaya çıkartmak ne kadar asırlarca ilim gerekiyor. Bütün insanın ortak malzemesi. Yoksa en son bir Almanya yaptı, Almanya motoru. Hayır, tarihe kadar bir sürü matematik, fizikte, kimyada emeği geçenlerin emeği var. O en son ortaya çıkarttı diye, ona nasip oldu diye. Bir sürü kişinin emeği var yani. Şimdi bütünsel olarak düşündüğün zaman, bütünsel olarak her şey her şeyle alakalı. Nasıl tartılmış? Bir kişiye mahsus değil. Bu nasıl bir hatalı bir emrine musallat? Şimdi ne yapıyor? İlk önce sistemi kuruyor kainatı. Motor mesela, motoru yaptın. Kaç sene geçti? Asırlar geçti. Ama dağılmış olan motoru 2 sene bir çırak topluyor. Görüyor musunuz? Bir motoru yapmak asırlar gerekiyor, ne kadar bilim adamı gerekiyor. Ama dağılmış olan motoru bir atölyede bir 2-3 senede çıraklıktan sonra motoru topluyor. Ne demek istiyorum? Bir şeyi ilk yapmak zordur. Onu iade etmek çok kolay. Motoru toplamak gibi. Allah insanı yapması zordur. Anne karnında ilk yapması zordur. Var olan insanın toprağa girip zerreleri dağılmış. Onları toplamak çok kolaydır. Motorun parçalarını toplamak gibi. Demek ki niye? Her şey emrine. Asker, ona misal, motor misal. Şimdi komutandan veriyorum. 2-3 ay eğitimden sonra istirahat için 1000 kişi dağılmış. Zırr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 
kafasına o sistemi yerleştirmiş. İtaat var. Emrine itaat var. İntisar var. Bu düdüğün ne demek olduğunu inandığında böyle hareket ediyor. İşte Allah bu kainatı kurarken hepsini eğitim, acem eğitimi yaptırır gibi. Sonra Allah kün diyor. Yani komutanın zırt diye çalması gibi. Allah ol diyor, oluyor. Düdük de toplan diyor, toplanıyor. Nasıl topluyor? Düdük nasıl topluyor? Allah da ol demesiyle öyle toplanacakmış. Hızır abi rahmetin bir misal vardı. Hatırlayacak mısın bakalım? Derdi ki, namaz kılmayana şöyle derdi. Şimdi askere gittin dedi. Çavuş, beş paralık bir çavuş. Yat dedi yattın. Kalk dedi kalktın. Yürü dedi yürüdün. Dur dedi durdun. Allah dese ki ben sana yat dedim yatmadın, yürü dedim yürümedin, kalk dedim kalkmadın. O da çavuş kadar benim değerim yok muydu? Hatırladın mı? Şimdi Allah yat diyor yatmıyor, kalk diyor kalkmıyor. Ama çavuş sana diyor ki yat, yatıyorsun. Kalk, kalkıyorsun. Peki çavuş kadar benim değerim yok muydu dese ne diyeceksin diye. Hatırladın değil mi? Yani namazda, namaz bahsinde bu misali veriyor. Evet. Eyvili. Hepsi gitti. İnsan gider ama sesi ve seri kalır. Sonra nebilerin pek dağınık bulunmasından pek geniş bir tasarruf ile harika bir hüsnü sanat, ilim ve kudreti ile her şeyin
yanında bulunan zata astır. Mesela nasıl? Şimdi bu anlatılan şey hepsi birbiri içinde. Karışmıyor. Yani kudreti, ilmi, emri, yani misal vereyim. Kirazda renk var mı? Var. Mandalina'da renk var mı? Var. Koku var mı? Var. Tat var mı? Var. Sanat var mı? Var. İlim var mı? Var. Hepsi birbiri içinde birbirini kapatmıyor. Yani koku rengi kapatmıyor. Sanat böyle gübreden oldu diye sanat düşmüyor. Gübreden çıkartıyor. Eskiden bu mezarlıklarda kirazı yemiyorlardı da. En son ben niçin yedim? Sevgiyata yaptım. Ondan sonra kirazla kalmıyor. Mezarlıktaki meyve yenmez diye. Şimdi zannediyor ki ağaç meyve mezarlıktaki cesetten alıyor. Hoca. Ya mezarlıktaki şey yenir mi? O hatırlarsınız o bizde bir şey vardı. Şu iki tane kiraz vardı. Beyaz kiraz. Leroz'un mezarlıkta vardı ya böyle. Böyle bir şeydi. Kimse çıkmazdı. Tamam. Şimdi ben de beklerdim ama kimse olmasın da çıkayım şimdi. Hem itham edilen hem de bana da kalmaz. Sonra dedi ki yakaladım. Hoca bu cesetten alan gıdayı sen nasıl yiyorsun ya? He ya hata yaptım dedim. Bir daha çıkmayayım. Dedim ama değilmiş. Yani o aslında o ağaçta öyle bir kimyasal fabrika var ki nasıl bir sistem imbiklerinden geçiriyor. Yani öyle zerre kalmıyor ki. Gübreyi alıyor. Mandalina yapıyor ya. Karadeniz'in suyunu alıyor, dağlara kar yapıyor ya. Çay içiyorsun, meyve yiyorsun, enerji oluyor, saç oluyor, tırnak oluyor. Su içiyorsun ya, bir bakıyorsun tırnak uzamış, parmak uzamıyor. Saç uzuyor, kirpikler uzamıyor. Böyle bir sistem. Diyor ki harika bir üstü sanat, ilim ve kudretiyle her şeyin yanında. Niye her şeyin yanında? Bak tek tek saydım ya, hepsi birbiri içinde karışmıyor. Allah'ın ilmi kudretiyle, emriyle beraber, ilim, emir, kudret, beraber çalışıyor. Yani bakın, meyvenin kokusu, meyvenin tadı, meyvenin rengi, meyvenin sanatı, aynı şey içinde birbirini örtmediği gibi Allah'ın kudreti, ilmi, emri de aynı bir şekilde çalışıyor. Hakikaten şu buhara bak ya, şu dere yatağını görmüyor musun? Hatta diyor ki, فَالْيَنْزُرِ الْاِنْسَانِ لَا تَعَم۪ي İnsan yediğine bakmıyor. Allah Allah. Nerelerden çıkartıyoruz diyor. Yukarıdan semadan suyu, yerden hububatı sanki evlendirmiş gibi. Toprak, toprak ana, sanki anne karnı. Yukarıdan da su geliyor. Ondan sonra çekirdek atılmış toprağa. Evlat da bitki. Evlat yani çıkan bitkiye de evlat. Sema ile dünyanın evlenmesinden evlatları çıkıyor. Bak diyor toprağı yarmıyor muyuz? Semadan su indirmiyor muyuz? Yeşillikleri sizin emrinize vermedik mi diyor. Hani okumuştuk da okulda dünya güneşte kopmuş ateş küre gibi bir parça. Bu küreye bu sistemi koyacaksın. Avramit'i sümülatı koyacaksın. Dereyi koyacaksın. Semadan yağmur balkonuna seyretmiyor musun ya? Tek tek ama o kadar hızlı iniyor ki ben öyle görüyorum. Sanki ip gibi ya. Yani boşluk yok gibi. Oysa bitişik değil ha. Tek tek iniyor. Hiç enes dikkat edin. Geçenki yağmurda ben balkonda hayret ettim ya. Bitişik ip ya. Hiçbir şey yok. Dırr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 
yapacaksın, çıkacaksın yukarıya. Anlamış öyle değil. Hani şey gibi, elle çeviriyorsun böyle şeyi, bir ateşi taksan böyle. O kadizli çeviriyorsun ki sanki bir tanesi kırmızı bir daire var. Oysa tek tektir bak böyle böyle. Yani nasıl bir saat? Bu dünya şu anda, şu güneş düşün, şu dünya. Kendi ekseni etrafında 1666 kilometreyle dönüyor. 1666 ne demek şunu anlatayım. Otobanda Mercedes 200 yapar. 1666 düşün. 1666 kendi ekseni etrafında. Güneşin etrafında 108 bin kilometre hızla gidiyor. Ha böyle. 108 bin. Şimdi iki tane hareket aynı anda oluyor. Kendisinin etrafına dönerken gidiyor. Ne anlayacağız? 1500 kilometre hızla gidiyor F-16. 1200 gibi, 1500, 1700'e vuruyor. Yolcu uçağı 800 yapıyor. 800 kilometre saatte.
Aa, Mercedes otobanda 200-250 yapıyor, 300 yapsın. Dünya ise 108.000. Bu giderken ulan tek tek yağmur yağdırılıyor, hiçbirimizi sarsmıyor. Sarsmıyor. Bozmuyor. Yani insan hiç kasis mi olmaz ya? Uçakta gidiyorsun bir sürü türbülans var. Hiç sarsmadan yağmurun indiriyor. Yaprağında hiç oynamıyor. Düşün ya, bir şey oynuyor mu? Tamam, dünya bu. Üzerinde 100 kilometre kadar kalınlıkta atmosfer var. E şimdi arabanın üzerine bir şeyler koysan, kapotun üzerine defter bilmem neler. 200'de giden arabada aşağıda olur da veya geminin bacası. Çıkar duman, gittiğin zaman arkaya doğru kayıyor. Şimdi dünyanın etrafında gaz, yağ, hava. Bu da beraber gidiyor. 108 bin kilometre hızda arkaya atmıyor. Bak, kullanılan teknolojiye bak. Yapılan bir sanata bak yani. Nasıl bunu yapıyor? Güneşi yapmış odun. Güneşe güneş vuruyor. Büyütüyor. Arttı mı enerji? Gidiyor odun olarak depoluyor. Aa, bunu yakarız. Yaktığın zaman odunu, güneş çıkıyor. Sobandan küçük bir güneş. Güneşi odun yapan Allah. Nasıl bir teknoloji kullanmış ya? Odun var ya odun. Ağaç. Diş kan. Donmuş güneştir. Nasıl yapmıştın? Hayret ediyorsun ya. Yeşil yaprak, güneş. Güneşe yapılıyor. Beşer sanatıyla rahmetli İsrafil'in bu dersi yaparken şu misali vardı, aklıma geldi. Mesela diyor, Allah'ın sanatıyla beşerin sanatı arasındaki farklılığı söylerken, atın diyor sıfır modeli diyor, 2019'da hiç diyor, yani değişiklik yok. Allah'ın sanatı. Yani her sene evet, atın modeli değişmiyor. Değişmiyor. Sıfır modelle 2019 model, başka bir modeli de düşünemiyorsun. Böyle olsa at. Daha iyi olsa. Ama evet, beşerin sanatı araba, değişik bir şey oluyor. Devam. Bu model alayım diyorsun. Devamlı model değişiyor. Ne kadar farklı yani. Çok acayip. Her sene arabanın modeli değişiyor. Evet. Ama atın modeli değişmiyor. Keçinin modeli değişiyor. Keçi değil mi? Kirazın olarak, kiraz ağacı şöyle olsa daha iyi olur. Demiyoruz. Demiyoruz. Mandalina şöyle üçgen olsaydı demiyoruz. Demiyoruz. Nasıl yapıyor? Hakikaten ilginç ya. Evet. Yani öyle bir alemde yaşıyoruz ki sanki böyle, hani antika eşyalarını seyrediyor, seyretme gidiliyor ya müzeye. Müze eşyası da ustak müze diyor. Hı. Ama seyretmeyi bilmiyoruz ki. Çünkü müzeye başka mahlukatı götürsen seyretmez ki ya. O tarar ya. Müzeye gittin, insan seyrediyorlar. Başka bir şeyi götürsen, yanında bir tane hayvan olsa, tasma taktı. Sen gezerken müzeyi, o da gezse, acaba onlara değer verir mi öyle? Yani bu kainat müze ya. Allah seyir. Sanattan saniyi görmemiz lazım değil mi? Evet. Sanattan sanatkar olan. Hı. Bunu yapan Allah'ı görmek lazım. Sonra gördükten sonra bu benden ne istiyor? Hı. İnan bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ölümün korkusunu kaldırıyor insanda. İnsan buraya burası için gelmemiş. Dünyaya dünya için yaşamayınca ölüm de hoş oluyor. Çünkü ben zaten buraya burası için gelmedim ki. Burada erzamı alacağım, talim edeceğim, öğreneceğim. Gitmek için geldim. Yani olmayan bir şey sürpriz değil ki ölüm. Peki niye garip geliyor? Korkuyoruz. Günahımızdan korkuyoruz. Yoksa kötü bir yer olsaydı biz oraya iman etmezdik ki. Kötü bir yere iman edilir mi yani? Ama o kadar güzel bir yer. Ama biz işte bu kendimizi tanımıyoruz. Tanımayınca bu mevcudatı da tanımıyoruz. Yani buraya burası için gelsek buradan ayrılmak çok zordur. Kiracı gibi oturursa bu dünyada çıkması kolay olur. Ev sahibi gibi oturursa çıkması çok zordur. Çünkü ev sahibinin hiç hatırına gelmez evi değiştireyim. Dünyaya için gelmedik, o zaman insan rahat ediyor. Burası için yaşamamak gerekiyor. O zaman çıkmak kolay oluyor. Özer abi der diyor, o ölüm. Zaten gelin, bana gönderin diyor sizin ölümünüz geldiği zaman. Bana gönderin de. O kadar hazır adam. Çünkü orası için yaşamış. Ben şöyle bir misal da vereyim. Adam olmaya da yaşamış. Yaşarken, çalışırken Nurhan
parayı Türkiye'ye gönderse, yatırım yapsa. Adam buraya gelmek ister de bir kardeşini gönderiyor, bu parayı yatırım yap. O da mektupla telefonla diyor ki, şöyle yaptım, böyle yaptım, şunu aldım, bunu aldım. Ya sene sonu bir gelse de yazın, bir gitsem de benim paramla neler aldı bir bakayım. Türkiye'ye gelmek istemez mi? Kitemeye de dönmek ister. Ama bir işçi düşün ki, kazandı parayı yiyor. Türkiye'ye gelmek istemez ki ya. İşte biz de ahiret için yaşarsak, nereye harcadın? Ahirete yatırım yap. Malını görmeyi istersin, ona gitmek istersin oraya. Acaba insanların zaafa düşmesi, dünya peşi artık verisi olduğu için? Evet, evet. Hani var ya dükkanlarda var böyle bir tabela. Peşin satan, taksit satan diye. Tarifi imandan kaynaklanıyor, evet, değil mi? İman. İman zayıf. Yani. Mesela sabah ezanı okunuyor. 5 dakikada demesi iman zaafının alametidir. Zilo. Çünkü 5 saat yaptın, doymadın da 5 dakika ile mi doyacaksın? Yani çaldı aldı kalkamıyorsan, çaldı duydum ama kalkamadım, iman zaafından kaynaklanıyor. Yani iman şöyle düşün. Akü düşün, akü arabanın. Bir akü kıt kıt. Orta akü aldı. Ama bir akü kaptı. İçinde enerji var. İman nurdur, bir kuvvettir ya. Biz böyle derslerle okursak Kur'an'ımızı, derslere, sohbetlere gidersek, Allah için nereye giderseniz gidin, gidin de. Bu enerjiyi her derse gitmek sanki elektrik prizine fişi takıyorsunuz, akünüzü şarj ediyor. Deniz sohbete gidin, şarj oluyorsunuz. O zaman da zil çaldığı zaman, her fırladığın gibi zil çalmadan da fırlarsın. Namaza da kalkarsın. Yani o dağ gibi gözüken amelleri çok rahat yaparsın. Enerji olunca çok rahat yaparsın. Dozer bak neleri açıyor. Normal bir araba hafif çamur oldu mu gidemiyor. Ya dozer nasıl açıyor? Güçlü o. Ve kesret ve mevzuliyet ile beraber her ferdin sanat itibariyle kıymetli olması çok ama kaç dakika oldu? Ben fazla şey yapayım. Bakayım kaç dakika oldu. 40 dakika olduysa keseceğim. 42 dakika. Burada kesiyorum. Cümleyi düz okuyayım. Kesret ve mevzuliyet ile beraber her ferdin sanat itibariyle kıymetli olması sonsuz bir zenginlikle gayri mütenahi hazinelere malik olan zata mahsustur. Efradın ziyadesiyle karışık olmasıyla beraber iltibatsız fevkalade imtiyaz ve teşahhuslara mazhar olmaları her şeye basir ve her şeye şehit ve her bir fiili kendisini diğer bir fiilden men etmeyen zata mahsustur. Ya acayip bir şey, izah etmeye girdi ama anlayın, bu kadar yeter. Çok acayip, diyor ki bu kadar çok yani farklı farklı şeyler ama hiçbir şey bir şeyi örtmüyor. Her şey her şeyle alakadar, her şey her şeye hizmet ediyor ama her birisi müstakil bir şahsiyet. Kızıl ağaç ama her bir yaprağı diğerinde farklı. İnsan sesi ama insanın kimliği. Herkes konuşuyor, herkesin bir sesi var, herkesin teli farklı, gülmesi farklı, ağlaması farklı, sesi farklı, siması farklı. Hepsi kimlik. Hatta balıkları pişirdikleri zaman istavritin böyle kokusuyla, sardanın korkusu, mezgitin korkusu bile farklı. Eylanlar falan pişiyor, falan pişiyor diye. Ramazanlarda mesela binaya çıkarken patates kızartılıyor, patlıcan kızartılıyor. Yani koku bile her bir mahlukun kimliğini oluşturmuş. Bu kadar farklı farklı karıştırmadan yapan kudreti, ilmi ve her şey emrinde olduğunu gösteren zat, insanı toprağa sokup da çıkartmamak, diriltmemek üzere bırakırsa, insan ve insanla alakadar olan bütün mevcudatı israf etmiş olur. Aklı yapan Cenab-ı Hak, aklı evvel, bu akılları diriltmemek üzere bırakıp akılsızlık yapmaz. 8,5 milyar insanın aklını yapmış, eğer bu 8,5 milyar insanın aklının ustası olan Allah, haşa haşa, bu akıllara bu kadar masraf edecek, bütün kainat emrine verecek, bu aklı toprağa sokacak ama diriltmeyecek,
diriltmemekle 8,5 milyar insanın aklını yapan usta akılsızlık yapmaz. Haşa. Aklın ustası akıllı iş yapar. Ve ahir devamın elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selamat.